Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, üstümde pijamaya bakmayın. Biz çoktan uyandık. Kahvaltımızı bile yaptık. Saat şu an 10.30. Bugün neredeyse hiç uyumadım diyebilirim. Çünkü dün akşamdan beri ayağımda öyle bir ağrı vardı ki size anlatamam. Hala da var da ama o kadar şiddetli değil. Şimdi niye burada konuşuyorum? Yaren Hanım telefonu açtı son ses ve duyamıyorum. Siz de duymazsanız rahatsız olursunuz diye buraya girdim. Yatağımı topladım. Nerede kalmıştık? Dün akşam saat kaçtı ya? 10.30 muydu? 11 miydi? O civarda ayağıma öyle bir ağrı girdi ki şu sol ayağıma, yani komple bacağıma. Yani size anlatamam ve 1 saat geçti, 2 saat geçti, 3 saat geçti. Saat 1.30'da uyudum, dedim belki yatar. Hatta farmasiden aldığım, neydi onun ismi ya, at kestanesi masaj kremi vardı galiba. Böyle onu sürdüm, bayağı bir yaktı etti ama o bile fayda etmedi. Uyumuşum, bir uyandım saat 4. Nasıl ağrıyor? Tekrar sürdüm 5.30'a kadar oturdum, yok. Sonra tekrar yattım. Uyandım da 7.30'da, ondan sonra yatmadım. Ağrı vardı ama sonra kahvaltı yaptık. İşte bol bol su içtim, bir şey yaptım. Şu an hafif bir ağrı var ama dün geceye göre çok çok iyiyim. Her neyse, öyle bir güne başladık. Şimdi çok iyi ya. Biraz var ama gene de. Bilmiyorum neden oluyor. Ben de anlamadım. Her neyse canlarım. Biz kahvaltımızı yaptık. Şimdi odaya geldim. Üstümü değiştireceğim. Çünkü pijamayla geziniyorum hala. Kahvaltımızı yaptık. Ondan sonra yatak odasını topladım. Zaten orayı her sabah çıkmadan önce topluyorum. Burası böyle. Bugün hiç böyle özenmediğim, şey yapmadım. Kahvaltı rastgele böyle hazırladım. Ondan sonra cığıma... Yaren'e. Efendim kızım? Tam tavuğunu ye, bitir hadi. Yaren'e nugget şey yaptım. Şahin'e de yumurta kırdım. Anneciğim, o sesten hiçbir şey duyamıyorum kızım. Şurada da biberlerim var. Bunlar bugün 2 poşet. Bunlar bugün doğranacak, hallolacak. Şu sesten var ya, şu an duymuyorum. Anneciğim sen var ya kızım. Ya bir de son ses açıyor. Duyamıyorum diyorum. Çocuk anlamıyor beni. Babam zaten artık... Şimdi bugün de ben sana küstüm. Babam artık inşaatta. Yani şeyde. Evin orada sürekli. Evde olmuyor. Sabah erkenden kalkıyor. Gece geç geliyor. Dün mesela sabah gitti. Sonra saat 10.30'da falan geldi, kahvaltısını yaptı. Ondan sonra gitti, akşam 8'de geldi. Yani gündüzleri artık babam yok ve bu kız tabii ki bende. Her neyse. Şimdi 2 dakikada kendimi toparlayayım. Sonra tam olarak güne başlayalım. Allah'ım ben sana kurban olurum kız. Anne, acaba onu koyalım. Gitmiş. Seccademi getirmiş. Başına başörtüyü almış. Diyor anne ben Allah'a Ekber diyeceğim. Ya ben sana kurban olurum. Senin yaradana kurban olurum ya. Ne yapıyorsun? Bağlısın mı? Bağlayayım mı kızım? Aferin benim kızımı. Bunu Allah'a ekleyeceğim. Ne diyeceksin kızım? Bunu Allah'a ekleyeceğim. Bu ben sana ölürüm. Bağla. Dur bağlayalım. Benim akıllı kızımı. Allah'a ekleyeceğim. Dur. Anamı tamam bir tanem, tamam. Anamı bak bana. Tamam dur. Anamı onu sarsana. Hadi bakalım gel sereyim, gel. Bismillahirrahmanirrahim. Gel. Ben sana öğreteceğim, tamam mı, bir tanem? Ama sen de değil. Ama ben daha zamanı değil, bak ben yapacağım, tamam mı sonra? Ya ben sana kurban olurum. Ben sana kurban olurum. Senin yaradana kurban olurum. Allah'ım bakalım. Nereye gideyim kızım? Oyuncağına bak. Ama bu oyuncak değil. Kaldıralım, tamam mı, bir tanem? Hayır. Kaldıralım bir tanem. Ben sıkacağım. Ölürüm ben sana. Ne yapacaksın sen? Ben sıkacağım. Ben sana ölürüm ya.
Hadi kaldıralım, o oyuncak değil, tamam mı? Bir tane. Sıkacağım ben. Tamam, ben sana başka bir şey vereyim, tamam mı bir tanem? Tamam. Benim bak, bu. Bak günah kızım, günah. Anne ben işte. Tamam. Hadi kıldın mı? Ben kırmızı yapıyorum. Tamam, kıldın mı? Kılmadım. Tamam, kıldıysan hadi kaldıralım hadi. Günah kızım, günah. Tamam. Tamam, günah. Bak şimdi alalım hadi. Bak şimdi anne nasıl yapıyor? Bunları topluyor. Tamam mı? Hadi topla bakayım. Topla. Basma. 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 Çekil oradan. Çekil, kızarım yoksa. Hadi şimdi oyuncaklarını oyna. Zamanı gelsin zaten yapacağız. Tamam mı anneciğim? Tamam. Zamanı gelsin. Her şeyin zamanı. Çocuk işte büyüklerden ne görüyorsa aynısını yapmaya çalışıyor. Oraya gidiyor annem kılıyor, buraya geliyor ben kılıyorum. İkimiz de görüyor. Ve işte neyse, zamanı gelsin anneciğim, ben sana şey yaptıracağım, tamam mı bir tanem? Şimdi ben kendimi toparladım, üstümü de değiştirdim. Şimdi sıra geldi bu memlekete. Burayı da toparlayalım, ondan sonra o geçen aldığımız incir vardı ya. Hani reçel yapacağım demiştik. Yani yapacağız annemle. Ona daha dokunmadık. Bugün hatta annemin de benim de doğrayacağım. Hani incir böyle ele yapışıyor ya. Annem sevmiyor. Dün akşam dedi doğra. Ben de tamam, yarın hep ikisini de beraber doğrarım dedim. Şimdi buraları toplayayım. Ondan sonra inciri de doğrayayım. Anneme vereyim. O reçeli yapmaya başlasın. Ben de şu biberlerimi doğrayayım. Bugün anlayacağınız böyle mutfakta doğramalı bir şey geçecek gibi. Ay, şimdi şuraları bir toparlayalım. Şu elbiselerimi çok soruyorsunuz. Ben de çok seviyorum, rahat. O yüzden sürekli ben, neredeyse bir 6-7 rengi var bende. Çok hoşuma gidiyor. Böyle ne bileyim, rahat. Seviyorum. Elbise de giymeyi zaten seviyorum. Dışarısı sıcak. Hafiften rüzgar var ama tabii ki tatmin edecek kadar değildir. Gidelim şimdi şu ortalığımı toparlayayım. Ondan sonra annemin yanına gideyim. Şu da Yaren havlusunu dün akşam şey yaptım, buraya astım. Şimdi kaldıracağım. Sonra annemin yanına gideyim, bakalım ne yapıyor. Öyle yani. Evet, bugün moralim sıfır. Çünkü dün söylemiştim kuzenimin düğünü var diye. Dün kız tarafındaydı. Bugün erkek tarafı, yani asıl düğün bugün.
Ve sabahtan beri işte canlı yayınlar, videolar, fotoğraflar, telefonum resmen çöktü. Tabii ki ister istemez bende biraz, şurada bir sinek var. İnadıma geliyor, elime konuyor. Ben de ister istemez tabii ki onları izledim, üzüldüm, herkesi gördüm. Diğer amcamın oğlu görüntülü aradı işte, herkesi gösteriyor ediyor. Yani ister istemez insan üzülüyor, işte ağladım. Bayağı bir şey oldu yani. Diyorum ya, sabahtan beri orayı izle, burayı izle. Sürekli Instagram'a bakıyorum, sürekli WhatsApp'a bakıyorum. Birisi bir şey atmış mı diye. Amcamın kızı canlı yayın açtı. Az önce yarım saat onu izledim. Yani şimdi düğünü tamam, yani nasıl desem. Şimdi düğün için tabii ki isterdim orada olmayı, herkesin içinde olmayı, ama yani o kadar düğün değil, nasıl ki işte akrabalarımı, işte yani ne bileyim çevremi böyle çok özledim, ailemi özledim. Düğünde ne oluyor? Tabii ki bütün akrabalar bir yana toplanıyor, bir yere toplanıyorlar, herkes orada oluyor. Ama nasip değilmiş, kısmet değilmiş, bir kez daha koronayı lanet ettim. Bir kez daha, yani anladınız siz beni. Bayağı bir üzüldüm ama elden ne gelir, hiçbir şey. Ben de öyle işte fotoğraflarla, canlı yayınlarla, işte Instagram'dır, WhatsApp'tır, YouTube'dur derken kendimi şey yapıyorum. Her neyse, dönelim gerçek hayata. Bulaşıkları elimde yıkadım. Bilinmeyen bir sebeple dün akşam makinem yıkamamış. Belki de kapağını tam kapatmamışımdır. Bu aralar dalgınım biliyorsunuz. O yüzden bulaşıkları elimde yıkadım. Buraları toparladım. Bu tarafları da topladım ama sadece süpürge tutulacak. Onu yapacağım. Bir de şurada arkamda, şurada biberler beni bekliyorlar. Bu arada ben annemin yanına da gittim. Bir bardakta orada babam geldi, kahvaltısını yapıyordu. Bir bardakta orada çay içtim. Oturduk. Şu an saat 1 yani. Bir şey değil ya, 1 olmuş. Şimdi sadece evi süpüreceğim. Ondan sonra diğer işleri halledeceğim ama yani aslında telefondan da uzak durmaya çalışıyorum. Sürekli böyle açıyorum, izliyorum. Hem mutluyum, hem üzülüyorum. Yani orada olmak istiyordum, herkesi görmek istiyordum ama nasip değilmiş tabii ki. Bu işler nasip, biliyorsunuz. Nasibim de olsaydı öyle de böyle giderdim ama yokmuş demek ki. Yani bazen hayatta istediğimiz her şey olmuyor maalesef. Her dediğimiz de olmuyor. İlla bu olacak diye de bir şey yok. İlla ben bunu yapacağım diye de bir şey yok. Bazen böyle işte kaderimize şey yapabiliyoruz. Malum gündemimizde adını bile ağzıma almak istemiyorum. Ama işte malum, ne yapacağım? Benim kızım bir tane süt dilim yedi. Artık süt dilim mi onu yemiş, o mu süt dilim yedi bilmiyorum. Ağzı burnu çikolata içinde. Bana bakar mısın anneciğim? Mutfağını bozdu, dağıttı. Böyle kendi kendine tamir ediyor, oynuyor. Babam geldi, kahvaltısını yaptı. Hemen geri gitti. İşlerim var dedi. Anlayacağınız öyle yani. Sıradan bir gün geçiriyoruz. Bu arada bugün belki öğlen YouTube'da canlı yayın açarım. Yani sırf diğer tarafı izlemeyeyim diye sizlerle konuşurum belki, ama tam söz vermeyeyim. Şu işlerimi bir halledeyim, ondan sonra gerçi yemek de var. Yemek ne yapacağım onu da bilmiyorum. Belki tavuk kızartım. Her neyse, bilmiyorum. O anlık şeyime bağlı. Şimdi tam söz vermiyorum ama açarsam hepinizi bekliyorum. Gelin orada böyle moralimi yükseltin. Beni motive edin. Biraz konuşalım, kendimize gelelim. Eminim benim... Yani moralimi yerine getireceksiniz. Eminim bundan. Neyse, ben şimdi işlerime devam edeyim. Dayanamadım. Telefonu elime almayacağım artık. Bakmak istemiyorum gerçekten.
Ya belki de çok özlediğimdendir. Artık gerçekten 2 sene oldu gitmeyeli. Çok şey oldum ya. Yani şey yapmaya çalışıyorum, böyle unutmaya çalışıyorum, şey yapıyorum ama yok. Yine aklımda. Neyse. Neyse ben gideyim. Şu süpürgeyi açayım bari, süpürgeyle oyalanayım. Çünkü böyle devam ederse bilmiyorum artık. Bugün videonun devamını getirir miyim onu da bilmiyorum. Efendim anneciğim? Ederim anneciğim, şimdi geliyorum. Videonun devamını getirir miyim bilmiyorum. Bu yani böyle devam ederse edeceğim anneciğim, bir saniye. Böyle devam ederse kesinlikle bu videonun devamı gelmeyecektir. Belki de hiç yüklemem. Bakarım yani. Belki dediğim gibi hiç bu videoyu yayınlamam. Çünkü beni böyle görmenizi de istemiyorum. Ama ederim annem, ederim ederim, geliyorum. Ne yapayım kızım? Kapatayım mı bir tane? Al bir tane. Al bir tane. Tamam bir tane. Yani bakalım. İzlerim. Videoyu dediğim gibi belki yayınlamam, belki yayınlarım ama bilemedim şu an. Elif gelecekmiş. Aslı aradı. Havuza girmek istiyormuş. Ben de gideyim havuzu doldurayım. İçini öyle bir yıkayayım Yaren, çünkü birkaç gündür girmiyor. Birkaç gündür dediğim gibi girmiyor. Onun içi pislenmiş. Onu hortumla yıkayayım. Ondan sonra su doldurayım. Gelsinler. Evet. Bugün Yaren'le Elif'le kendimi oyalarım. Şimdi gideyim havuzu dolduralım. Hadi anneciğim önce havuzu dolduralım. Ben de evi süpürdüm. Yavaş kızım. Bütün yastıkları getirdi, buraya döktü. Buradakilerini aldı, buraya döktü ama neyse oynasın. Zaten şimdi Elif gelince havuza girer. Şeyi de unutur. Oyuncakları da unutur. Gideyim şimdi açayım. Bulutlar da geliyor ama neyse sıcak. Suyumuzu açalım, dolduralım. Çocuklar havuza girsinler bari. Hanımefendi Elif'in geleceğini duydu. Hemen koştu. Çantayı da taktı. Ama sakın çantayı suya atma anneciğim, tamam mı? Atmıyorum. Tamam kızım. İçini yıkayalım önce. Tamam yıkayacağız. Bakın yapraklar bayağı bir şey oldu. Birkaç gündür girmiyoruz çünkü içine. Dur anneciğim dur, önce. Önce burayı yıkayalım. Şöyle. Ondan sonra cıma. Şöyle güzel bir yıkayalım. Bak yapraklar da dolmuş. Ha buraya kadarmış. Tamam şimdi bak süzgecin orada. Bu yaprakları alacağız. Tamam mı kızım? Abi içine atalım da. Evet. Sen çekil oradan.
Ben yıkayacağım. Sen yıkayamazsın. Ben şimdi içine gireyim şu yapraklarını. Süzgeçle alayım. Dur anneciğim dur. Çekil oradan kızım. Çekil. Çekil bir tanem. Çekil bak anne halletsin ki bak ona göre giresin. Tamam mı? Bak ben toplayayım şunu. Bak yaprakları görüyor musun? Bu su gitmez kalır. Şöyle. Evet. İçini temizledim. Buradan soğuk su akıyor. Buradan da sıcak su akıyor. Şimdi dolsun. Elif gelecek değil mi? Evet. Elif gelecek. Şöyle sıcak suyu da banyodan alıyoruz. Evet. Ama bak orada sıcak su akıyor. Anneciğim yanarsın. Tamam mı bir tanem? İyice dolsun sonra. Ne? Neye? Oraya girersen sıcak su akıyor ya yanarsın. Biraz sabret tamam mı? Neyi koymak istiyorsun sen? Ama fırını koyarsan bozulur. Bozulur ya ya. Fırını içine koymak istiyormuş. At Yaren. At Yaren at. At. Bozulsun. Bir daha da sana fırın mırın yok. Eline geçen ne varsa içine atıyor ya. Bekle bekle iyice dolsun tamam mı? Bakalım suyumuz akıyor mu? Akıyor. Güzel şu çizgiye kadar dolduracağım. O yeter onlara. Tamam bir tanem tamam. Tamam. Ne? Ayağın kaymasın. Ayağın kayar kızım. Bahçeyi çok seviyorsunuz. Biraz fırlayalım sizinle. Şurada da hurmalar var. Ama bakın ay şurası çamurmuş. Hurmalar böyle dökülüyor çünkü çürük falan. O yüzden dökülüyorlar. Hatta şurada bir tane. Ay. Bakın. Şurada da çürük kesin. Evet bakın. Olanlar zaten çürüyor. İnşallah hiç çürümez de bari bir tane yerim. Bakın. Dur bir tanem dur. Ay çantanı sakın içine atma olur mu? Çantanı atarsan bozulur. Bir daha yanmaz çanta. İnşallah oradakilerini görmez. Oradakilerini atmak isteyecek şimdi. Dolmasını bile beklemedi. Sen mayo giymeyeceksin mi? Allah gördü. Dur bak buraya yaklaşma tamam mı? Sıcak su akıyor. Tamam bir tane. Zaten şimdi soğuk suyu kapatacağım. İyicene sıcağı dolsun. Bak orada arkanda yaprak var. O yaprağı atsana anneciğim. Bak arkanda yaprak var. Yaren bak orada yaprak var. Onu at. Hadi bakalım. Heh, at onu. Şimdi şunu kapatalım bir tane. Sıcak su aksın tamam mı? Tamam. Lan baba geliyor. Onu o kalsın burada kızım. Burada kalsın tamam mı? Kalsın kalsın. Sıcak su da iyice dolsun. Güzelce ılıklaşsın su. Şimdi şunu da açacağım. Simit tamam. Sıcak lan. Ver bakayım su içeyim biraz. Nasılsın? İyi misin? Oh mis mis. Hangi baloncuk? Al baloncuk. Hanımefendinin şeyini de açtık. Gitti öylesine girdi. Mayoyu da giymedi ha. Hadi yıka yıka. Ben yıkıyorum sen devam et hadi. Ayağıma tutsana bebeğim. Tamam. Yaren suya baksana çok sıcak oldu mu? Yaren su sıcak mı? Tilki bak. Tilkiye tilki de kuyruğuna. Yo gayet güzel biraz daha da olsun sıcak. Balık kızım benim.
Sen balık mısın ya? Balık değilim ben. Nesin sen? Kırmızı balıkmış babası. Kırmızı balık. Kırmızı balık geldi. Kırmızı balık. Şu benim o taraflara da biraz götürsene. Çamur şey oldu ya. Hadi bakalım. Ne oldu kız? Balık. Balık. Sakın su içme, tamam mı anneciğim? Tamam. Bak doktor ne dedi? Pis su içilmez. Tamam mı? Tamam. Tamam. Hadi. Ben de balığı kapayım. Evet. Yap bakayım. Güzel mi? Evet. Ay çok güzel. Biraz daha dolsun anneciğim. Bakayım. Biraz daha doldu mu? Tamamdır. İkisi de şu an akıyor. Hadi ben şimdi soğuğu kapatıyorum. Tamam mı? Sıcak da çok az aksın. O çizgiye kadar gelsin. Evet. Ondan sonra Elif de gelir. İkimiz beraber oynayın burada. Tamam. Tamam mı kızım? Ben de gideyim mama yapayım bize. Hayır hayır, onları dökersek bak alanınız küçülür, gördü oradaki oyuncakları. Tamam ben dökeceğim. Tamam ben dökeceğim şimdi. Bütün oyuncakları buraya döktüm. Yaren havuzda. Ben de şöyle Şahin'e kahve yapıyorum. Oraya götüreceğim. Evet, geldi kahveciğimiz. Şöyle tepsiyi hazırladım. Götüreyim. İnşallah taşırmam. Allah taşırmam dedim. İkisine döktüm vallahi. Şöyle biraz daha kaynatalım. Elif daha gelmedi. Gelir birazdan. Şöyle bir tık daha kaynatalım. Ve kapatıp dolduralım. Şöyle fazla koymayayım ki gidene kadar taşırırım. Şimdi diyeceksiniz ki Şahin'in çalıştığı yere de mi sen kahve yapıyorsun? Yok arkadaşlar, öyle bir rica etti. Yapar mısın dedi. Ondan dolayı yapıyorum yani. Sürekli yaptığım bir şey değildir. Yani yapsam da aslında elime yapışmaz yani. Ama dediğim gibi rica ettiği için şu an yaptım. Şuralarını sileceğim. İkisi taşırdım. Ve alıp götüreyim, bekliyorum. Baba gelecek şimdi. Amcayla konuştum, gelecek. Kahvelerini bıraktım. Tamam anneciğim. Ben tamam bir tanem. Şurası barbekü yeri. Mangal falan yakılıyor. Bu tarafta şöyle göstereyim. Altta da var. Zemin katı, giriş ve ikinci. Hadi gel. İnşallah bir gün söz verdiğim gibi. Şu an dolu içerisi. O yüzden çekemiyorum. Ne zaman boş bir zaman bulursam o zaman sizlere çekerim. Hadi gel gidelim, gel. Bu da hemen havuzdan çıktı, arkamızdan koştu. Havuzdan çıktık, evimize giriyoruz değil mi anneciğim? Vereceğim, vereceğim. İki tane şeker yedi. Hadi bakalım. Tamam anneciğim. Tamam bak, senin üstün ıslak. Hadi. Ben yemeğe başladım. Size çekmedim oraları. Elif geldi. Şu an Yaren'le havuzdalar. Ben de patatesimi koydum, kızarıyor. Mercimek çorbam ocakta pişiyor. Şimdi şurada malzemelerimi yıkadım. Salatamı da yapayım. Bir de köfte kızartacağım. Köfte, patates, mercimek çorbası. Eğer şey olursa bir de buzluktan mantıyı çıkardım. Onu haşlarım. Ama bunlar yetecek gibi. Şöyle yapalım. Çocuklar havuzda. Ben de şunu hemen halledeyim de. Saat bu arada 3. Hemen mercimeği attım. Patatesim yanımda kızarıyor. Salata da aradan çıksın. Tost makinesinde köfteyi kızartacağım. Yağlı kağıt sereceğim. Bilmiyorum aranızda yapan var mı? Ben arada öyle makinede kızartıyorum. Şimdi bunu buraya koyalım. Bir yandan da kapıyı açık bıraktım. Aslında annesi de gerçi burada da. Ama şu an annemin yanında olduğu için içeride. Ben de kapıyı açık bıraktım. Bir yandan çocuklara bakıyorum. Ne olur ne olmaz diye. Yani nasıl olsalar da çocuklar. Havuz fazla büyük değil. Belki dersiniz ki işte çok
sanki çok büyük havuz da yok. Büyük değil ama yine de suyu bayağı bir şey oluyor. Doluyor. Yani en azından Yaren'i kapatacak şekilde. Yaren oturduğu zaman boğazına kadar su gelebiliyor. Hani Allah korusun işte yanlışlıkla birbirini iterler. Su kaçar bir şey olur diye. Ben de kapıyı açık bırakıyorum. Şimdi zaten şunu yemeğimi atayım ocağa. Giderim yanlarına bir bakarım ne yapıyorlar. Kahveyi bıraktım geldim. Tepsi orada. Şahin getirir birazdan. Şöyle önce bir salatalıkları şey yapalım da. Öyle yani canlarım. Artık yemeğe falan şey yaptım ya, telefona da bakacak fırsatım yok. O yüzden şu an moralim yerine geldi, düzeldi. Şahin'e diyorum ki kuzenim işte beni aradı diyorum, canlı yayın işte şey yaptı, görüntülü dedim, bayağı bir üzüldüm, ağladım. O da diyor ki söz diyor, şu bir geçsin diyor. İlk işim seni göndermek olacak diyor. Tabii ki o da mesela benim için korkuyor, Yaren için korkuyor. Ya da ne bileyim yolda belki biz belki taşıyıcı olabiliriz. İşte oraya götürebiliriz. İşte yaşlı dedem var. İşte amcalarım pek de böyle genç sayılmazlar. O yüzden ilk işim seni oraya göndermek olacak dedi. Her şeyin hayırlısı. Allah'tan sadece bunu diliyorum. Yeter ki bitsin gitsin de vallahi. Canları sağ olsun. Sağlıklı olsunlar. Onu biliyorum ya. O da yeterli. Ama tabii ki gönül isterdi gitmek, görmek hepsini ama dediğim gibi nasip kısmet değilmiş. Kaderimde, nasibimde olsaydı tabii ki giderdim. Yani öyle de böyle Rabbim bir yolunu açardı. Yani şey yapardı. Gitmek olur yani giderdim ama öyle de bir şey yok demek ki. Nasibim de yokmuş ama bakalım. Bir ay iki ay daha bekleyeyim. İnşallah belki de geçer. Tabii pek ümidim yok ama. Ay pek ümidim yok dedim de şu kapaklar aklıma geldi. Kapaklardan da ses yok arkadaşlar. Bilmiyorum. Olacak mı? Gelecek mi? Ondan da zaten pek şeyim yok. Neyse ya. Göndermeseler de vallahi. Yani onları vicdanlarına baş başa bırakıyorum. Yani sonuçta o benim hatam değildi. Kendi hataları. Ben oraya yani 1 lira dahi ödesem bile sonuçta para ödedim yani. Yani dediğim gibi 1 liram gitmiş olsa bile yani ödedim sonuçta. Ben oraya para ödedim ve hata kendilerin yani benim kesinlikle değil. Bilmiyorum gene şeylerini, günahlarını boynuma almak istemiyorum. Belki de gönderirler. Yani belli değil. Şöyle yağımı koyuyorum. Tuzumuzu koyalım. Şöyle. Ve limon koyacağım bir tane. Yani gönderseler bilmiyorum ama yani 4 kapak içinde bilemedim ki şimdi. Ama göndermeseler de kendi vicdanlarıyla şey olsunlar. Yani ne ben o şeyle şey olurum, bir şeyim eksilir ne de onlar. Ama işte ne onların o 4 kapak işine yarar, başka bir şey kullanamazlar da zaten. Bilemiyorum yani gönderseler de gönderirler yani. Şimdi salatam hazır. Patatesim kızarıyor. Mercimeğim oluyor. En son şeyden geçireceğim. Sarımsak koydum, soğan koydum ve patates koydum. Ben başka bir şey koymuyorum. Havuç falan da koymuyorum. Burada da bacınız. Saçımı topladım. Bacınızı da görmek istersiniz diye düşündüm de ondan. Ve şöyle göstereyim. Köfteyi çıkardım ama köfte biraz buzlu gibi. Bakalım. Bunu da nedir onun adı ya? Tost makinesini şimdi çıkaracağım. Bu sinek var ya sabahtan beri beni delirtiyor ya. Tost makinesini çıkaracağım. Yağlı kağıt sereceğim. Onları da şey yapacağım. Aradan o da çıksın. Biberler kaldı. Ne zamana bilmiyorum. Çoğu şeyi hallettim. Mercimeğim hazır. Yağını bile yaktım. Şeyden de geçirdim. Şöyle bakın.
Bu tamam. Salatamı zaten yapmıştım. Buralar battı. Onu görmezden gelin lütfen. Ve şuralarına şeyi koydum. Köfte o kadar yağlı ki. Şöyle göstereyim size. Bakın çok yağlı bir köfte. Ama bu da neredeyse oldu. Şöyle bir 5 dakika daha dursun. Bakın şuraya bile bez koydum yağ damlıyor diye. Karnımızı doyurduktan sonra tabii ki buraları toplayacağım. Burada da şöyle karpuz doğradım. Patates kızartmıştım. Salatam ve canım biber çekti. Biber de kızarttım. Hazır patatesin yağında kızarttım. O kızarmışken onu da kızartayım dedim. Sineği görüyorsunuz değil mi? Sabahtan beri benim sinirlerimle oynuyor bu sinek. Defol git ya. Bak bak bak. Git. Sen canına susadın galiba sinek. Turşu çıkarmayacağım zaten. Bakın bir tanesi bitti neredeyse. Diğerini de yarıladım. Biberlerim burada bekliyorlar. Onları hallederim. Onları akşam da yapsam da olur. Hiç şey yok. Saat 3.30. Şu köftemiz olsun. Babam geldi şimdi dışarıda çay içiyor. Çocuklar da dışarıda havuzda. Öyle işte. Şu da oldu mu? İşlem tamamdır. Siz de böyle deneyebilirsiniz. Hem tost makinesi bu arada batmıyor. Böyle yağlı kağıt koyduğunuz zaman. Yani arkaya da akmıyor. Şurada kağıt olduğu için arkaya da akmıyor. Ve böyle de gayet de güzel pişiyor yani. Ben birkaç defa denedim. Ama yanlarına böyle şeyler koymanız gerekiyor. Çünkü çok yağlı olduğu için. Bizim de köfte çok yağlıydı. Evet. Çok konuşma Feride. Kaselerimi çıkarayım, çorbalarımı koyayım, Şahin'i arayayım, ekmek alsın, gelsin. O zamana bu da zaten pişer. Biz yemeğimizi yedik, ben ortalığı topladım. Allah'ım burası da ıslakmış ya. Bu iki cadaloz tekrar havuza girdi. Ay hep çamur oldum. Terliklerim hep çamur oldu. Şimdi, kim bana dedi ki şimdi gel de sen buraya otur. Kim dedi? Terliğimi göstereyim mi? Bakın, bakın bakın. Bakın. Kim bana dedi ki gel de buraya otur. Her neyse kalkayım şuradan hortumu açayım da ayağımı yıkayayım ya. Ay iyice derine battım. Ay 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 ay. Ya. Efendim hala. Geldim. Küçük havuza bile simitle giriyor. Aynen girebiliyor da işte nazlanıyor demek ki baksana. Yaramaz. Değil mi? Hı hı. Bak hep çamur oldu ayağım gördün mü? Terliklerim hep çamur oldu. Bir bahçeye girdik. Ortalığı mahvettik. Değil mi Elif? Ne? Bir bahçeye girdik ortalığı mahvettik değil mi? Evet bir bahçeye girdik ortalık mahvoldu. Aynen öyle. Aynen öyle. Neyse yıkadık bile bak. Bir şey kalmadı. Bilağımın çorba çıkmadı. Evet. Ama bahçeyi dün suladık. O benim aklımdan çıkmış tamamen. Hala senin telefondan bir şeyler mi silinecek? Tamam. Bak bak bak. Yaren niye şunları bıraktın buraya? Geliyorum hala hemen. Bahçeyi dün suladık ya unuttum. Oraya girdim hep çamur oldu. Burayı daha sonra yıkarım. Bak anneciğim şekerleri yemişsin hep buraya bırakmışsın. Ne? Niye suattın Elif atletini aşkım? Atletini az şey olmaz. Bak kimse yok zaten. Gitti akşam oldu anneciğim. Havuzdan çıktılar, yıkadım. Şimdi dedesinin yanına gidiyoruz, değil mi? Evet, şimdi dedeye gidiyoruz bakalım. Oyuncaklarını çıkardım, suyu boşalttım. Hadi gel. Su gitti anneciğim, su gitti. Hadi. Hadi gel gidelim dedeye hadi. Şimdi gidelim bakalım babamlar ne yapıyor. Hadi. Saat zaten 7'ye geliyor. Hadi koş 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 hızlı biraz. Hadi. Bakalım dede ne yapıyor? Bayağı bir eğlendiler vallahi Elif'le. Kaç saattir 2'de geldi Elif. Saat şu an 7'ye geliyor. 5 saattir oyun oynuyordular. Hadi gel bu tarafa bu tarafa. Bu tarafa burada dedi. Hadi.
koş bakalım. Babamız nerede gözükmüyor. Hadi koş. Saçıma bakar mısınız? Nerede dedemiz? Aslında orada. Evet, burada. Şu hani incir almıştık ya. İncir almıştı ya. Bu ağaçtan toplanmıştı. Az önce bu arada reçeli şey yaptık. Anneminkini doğradım ama benimkini gelip üşendim almaya. Onu da akşama yapacağım. Aha! Ya koşarsan düşersin. Hatice abla var komşumuz. O başka bir tarif söyledi. Onu inşallah yarın deneyeceğim. Hadi gel bakalım dede nerede? Gel. Gel bakalım dedemiz nerede? Ha orada balkonda bak. Seslen bakayım. De ki dede. De ki dede. Bak orada dede. Hadi hızlı hızlı hızlı. Baba nerede? Burada mı acaba? Aa, şeyler de gelmiş. Malzemeler de gelmiş. Bakın orada. Balkonların etrafını babam kırıyor. Bakın şu malzemeler gelmiş. Hadi bakalım. Bak dede motoru burada. Evet dedenin motoru da orada. Dede kendisi de orada. Hadi gel hızlı gel. Neden çıkacağım? Bak orada dede. Buradaki işimiz bitti. Yaren'le babam da orada. Şimdi gelecekler. Vallahi bayağı bir işi var buranın. Düşünün yani babam sabahtan beri buradaydı. Sadece balkonları şey yapabilmiş. Yarın da hatta Şahin'e de ihtiyacım var dedi. Sonra Ramazan abi var. Ona da ihtiyacım var dedi. Yarın. Yani sadece yarın değil. Birkaç ay. Öyle söyleyeyim size. Rahat 4-5 ay. İşleri uzun. Neyse onlar şimdi geliyorlar. Onlar motorla gelecek. Ben de yürüyerek gideyim. Gidelim. Bugün de görüyorsunuz akşam oldu. Demek ki bu videoyu da burada kapatmamız gerekiyor değil mi? Yarına yeni güne başlamamız için. Ay şu arka manzarayı göstereyim size. Şuralar. Şu tepe var ya. Orada kışın kar oluyor. Sadece oranın tepesinde kar oluyor. Başka bir yerde dediğim olmuyor. Gibi sadece o tepede kar oluyor. Başka bir yerde olmuyor. Neyse, bugünlük de benden bu kadar olsun. Umarım hoşunuza giderek izlersiniz. Beğendiğiniz bir video olur. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.